İzmir'de kağıt üzerine servis edilen köfteye tek diyemem ama ilk adresi biziz diyebilirim. Bizim şu anda bütün müşterilerimiz zaten bu kağıt üzerine servis edilme olayına aşık gibi bir şey diyebilirim yani. Çok aşırı ilgi çekiyor. 26 yıldır bizi yöneten tek soru köftenin tarifi. Maalesef köftenin tarifi sadece bize sır olarak kalıyor ve sır olarak da kalacaktır diye düşünüyorum. Usta kasap benim için, ben kasaplı olmasam bile benim köfteme uygun eti kendi ayarlayabilmeli, bana en uygun eti verebilmeli. Benim için usta kasap budur. Caner Kıraş, 1988 İzmir doğumluyum. 96'da babam bu işe başladığında 8 yaşındaydım. Okuldan eve gelirdim, çantamı atardım, babamın yanına giderdim yardıma. O şekilde başladım, yardım amaçlı. Ondan sonra o şekilde devam ettiği için hiçbir şekilde açıkçası işten kaçamadım bu sefer de. İşin bir parçası oldum. Asıl meslek dedenden geliyor. Nasıl geliyor? Bulunduğumuz muhitte el arabasıyla yapmış bu işi. El arabasıyla gezerken ne bağırma, ne çağırma vesaire. Kendinin reklamını sadece bir sopası varmış. O sopayla arabanın üzerine vurarak kendini reklam edermiş. Tak 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 vurarak. Zaten adı o şekilde geçiyor. Tak tak köfteci diye geçiyormuş. Böyle onu çıkarmış. Mahallenin çocuklarından tutun, çalışanlara varana kadar o sesi duyan arabanın başına toplanırmış. Ve yaklaşık 2-3 saatte neyi var neyi yok bitirirmiş. Bütün satışını yapar, tamamlar eve dönermiş. Babam daha öncesinde kamyon şoförüydü. 96'ya kadar yani bizim bu işin başlamamıza kadar. Onun sonrasında bu işe 96'da başladı. Zaten bulunduğu sektör kasaptı. Et ve et ürünlerinde şoförlük yapıyordu. Babam 96 senesinde çalıştığı firma bir takım sebeplerden dolayı çöküş yaşadı. İşsiz kaldı. Bu işte babasından altyapısı olduğu için, hatta durumu olmadığı için şöyle bir durum var. El arabası alıyor, ödünç alıyor el arabasını. O şekilde şu anda bulunduğumuz konumun 200 metre gerisinde bir kahvenin bahçesinde başlıyor. Ve o zaman sadece köfte değil. Köfte deyince ben bu işe başa çıkamam diye en azından çeşitli olsun diyor. Sandviç, ciğer, çöp şiş, piyaz bunlar da mevcut oluyor o zaman. Sonra zamanla bakıyor sandviç gitmiyor, ciğer gitmiyor. Hepsini yavaş yavaş eleyerek kendi babasının mesleği olan sadece köfte alıyor. Köfteyle devam ediyor. 2013 senesinde çalıştığım firmadan memnun olmadığım için, daha doğrusu memnun olmadığım ziyade alışık olmadığım bir hayat yaşadığım için tekrar köfteci mesleğine geri dönmek istedim. Ve eski bulunduğumuz dükkanın 300 metre ilerisinde olan bu dükkanı hoşuma gitti konum olarak. Tutup işletmeye karar verdim. Babam da destek oldu. Ama babam ızgara olsun, dükkan olsun vesaire yavaş yavaş geleceğini belli etti. Tamamen işletme sana ait olacak dedi. Ve bunu belirttiği için biraz gözüm korktu mu korktu baştan. Çünkü başında baba olmayacak. Olur mu? Olmaz mı diyerekten. Nitekim 2013 senesinde sadece babama açtım ben önce. Hem çalışmaya devam ettim hem burayı idare ettim. İki tarafını yani. Sonra baktık ki çok şükür özlenmişiz o 8 aylık süreçte. Müşterimiz başladı gelmeye. İşler yoğunlaşmaya başladı. Babamın tepkisi bana oğlum işi bırak artık gel işinin başına geç. Bunun sonucunda ben orayı bırakıp kendi işimin başına geldim. 2013'ten beri günümüze kadar devam ediyorum. İzmir'de kağıt üzerine servis edilen köfteye tek diyemem ama ilk adresi biziz diyebilirim. Köftenin kağıt üzerine servis edilmesi bizim için ilk dediğim gibi el arabasına başladığımız için ekmek arası olayı gidiyordu. Sonrasında kahve bahçesine geçtiğimizde masalarımız oluştu. 6 tane masamız vardı. Masaya servis etmek amaçlı tabak çanak, çünkü el arabasında olduğumuz için tabak çanak olayına girmeden bunu nasıl elimizdeki imkanlarla daha tatlı bir şekilde servis ederiz diye babamın fikri olarak kağıt üzerinde ekmekleri keserek o şekilde servis etmiş. Bakmış ki ilgi çekmiş, o şekilde devam etmiş yani. Bizim şu anda bütün müşterilerimiz kağıt üzerine servis edilme olayına aşık gibi bir şey diyebilirim yani. Çok aşırı ilgi çekiyor. Ama bizim odak noktamız o değil. Belki çok duyulma sebebimiz bu olabilir ama bizim odak noktamız hala köftenin içeriği yani. Genel olarak iyi bir köfte, dana ve kuzu karışık olmalı ve bunun oranını çok güzel ayarlamalı. Baharat oranı olsun, tuz oranı olsun. Öncelikle bunu ayarlayıp dediğim gibi bizim kendimize has özel baharatlarımızı kullanıp iyi bir köfteyi oluşturabilirsiniz. Bütün malzemeler dengeli olmalı ve her şeyden önce pişirme düzgün olmalı. 26 yıldır bizi yöneten tek soru köftenin tarifi. Maalesef köftenin tarifi sadece bizde sır olarak kalıyor ve sır olarak da kalacaktır diye düşünüyorum. Bizim köftelerimiz birçok insanın kullanmadığı şekilde değişiyor. Nasıl işliyor bu süreç? Sabah geliyoruz 6.30'da dükkanımızı açıyoruz. 7'de ızgaramızı yakıyoruz. Ve ilk köftelerimizi 7.30'da atmaya başlıyoruz ızgaraya. Öğlen 11'e kadar.
mühürleme sistemiyle çalışıyoruz. Bu yoğunluk olduğu için bu sistemle çalışabiliyoruz. Çünkü birçok köfteci bu şekilde çalışamaz. O köfte tüketmesi lazım. Bizde de o potansiyel olduğu için bu şekilde sabah 7'de başlayıp öğlen 11.30'a kadar hazırlığımızı yapıyoruz. Gerekli mühürleme işlemlerini yaptıktan sonra 11.30'da müşterimiz geliyor. Saat 4.30'a kadar servisimizi ediyoruz. 11.30 gibi başlar, 4.30'a kadar köftelerimizi bitirip evimize gidiyoruz. Biz tek çeşit köfteyle çalışıyoruz. Başka da hiçbir şeye alternatif olarak sunmadık. Zaten müşterimiz köfte için geliyor. Köftenin yanında yancı dediğimiz ürünler, onlar da önemli. Sadece köfte değil. Mesela yeşilliğimiz olsun, domatesimiz olsun. Şu anda tedarikçim benim, üniversiteden sıra arkadaşım. Taze, lezzetli, organik ürünleriyle bizim bir adım önde olmamızı sağlıyor. Sadece ayranımız çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sadece süzme yoğurttan yapıyoruz ayranımızı. %100 süzme yoğurtla yaptığımız ayranımız, o da çok ilgi çekiyor. Ve geri dönüşlerimiz çok güzel o konuda. Sosyal medyanın faydası tabii ki çok fazla. Son günlerde iyice yoğunlaşıyor. Bizim bulunduğumuz muhit çok merkezi bir konuda değil. Ama bu bizi etkilemiyor. Bizim profesör müşterimiz de var, avukat müşterimiz de var, savcı müşterimiz de var. Sanayiden çırağından tutun, ustasına varana kadar herkesten müşterimiz olduğu için çok da mutluyuz yani. Usta kasap benim için, ben kasapta olmasam bile benim köfteme uygun eti kendi ayarlayabilmeli, bana en uygun eti verebilmeli. Benim için usta kasap budur.